Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir kargo açımına daha hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kargomuz var. Ben bir süredir bu terliği almaya çalışıyordum. Hatta resellerlerin eline düşmeye falan da başladı. Çünkü bu terlik arkadaşlar özel bir terlik. Bu Kanye ile Adidas arasındaki kıvılcımı arttıran ve sonrasında tabii ki Kanye ile Adidas işbirliğini sonlandıran o sürecin başlangıcında yer alan modellerden bir tanesi. Adidas'ın çıkarmış olduğu bu terlik Yeezy terliklere çok benzediği gerekçesiyle veya onun tasarımını andırdığı gerekçesiyle birçok kullanıcıdan tepki almıştı. Kanye de bunu tweet atarak zaten hani bu nedir benim resmen modellerimi kopyalıyorsunuz gibi değişik bir tweet atmaya zorlamıştı. Şaşırmıştım açıkçası o zamanlar. Ama herkes gibi ben de dedim ki tamam yavaş yavaş Adidas'la Kanye işbirliği sona eriyor. Tabii hepimiz üzüldük. Çok güzel modeller vardı. Bakalım bundan sonraki süreçte neler çıkacak. Fakat Adidas burada dersini almışa benziyor. Çünkü çok güzel tasarımlar yapıyor bence. Yeezy kadar pahalı olmayan fakat onları andıran. Hepimiz için ulaşılması daha kolay. Yani burada şikayet edecek çok da bir nokta yok. Hemen kargoyu alayım ve açmaya geçelim istiyorum. Fakat kargo poşeti arkadaşlar bu sıralar kar, yağmur, çamur derken çok fena gördüğünüz gibi pislenmiş. Onu yukarıya koymadan şurada açacağım ve sonra incelemeye geçelim istiyorum. Şöyle köşede açayım. Açıkçası bu rengi, bu terliği bulabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Eşime alacaktım. Çünkü kendi numaramı bir türlü bulamadım. Bir senedir de aşağı yukarı bu terliği alıyorum. Genelde terlikler yazın hiç bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden kışın almak daha mantıklı. Bir de kutusunda merak ediyorum bu arada. Ha, basit, sade bir şöyle Adidas kutusuymuş. Çok da merak edilecek veya düşünülecek bir şey değilmiş. Ve her zamanki gibi bir de Adidas poşeti çıkıyor. Kargonun içinde onun dışında farklı bir şey yok. İrsaliye vesaire içinde faturalar. İnternetten de ulaşabiliyorsunuz zaten. Evet, tatlı mı tatlı, küçük mü küçük. Bu terlik kutularına da bayılıyorum. Siz ne diyorsunuz? Evet, hoş gerçekten. Sanki yarıdan kesilmiş bir kutu gibi. Kaç numara aldım arkadaşlar? Her zamanki Adidas numaramı aldım. Umarım tam olur. 44, 2/3 normalde giyiyorum ama burada da 1/2 diye geçiyor. Yani 44,5 normalde Adidas ayakkabılarında biliyorsunuz 44, 2/3 var. US 10 yapıyormuş. US 10,5 da alabilirdim diye düşünüyorum. Umarım olur. Dar terlik giymeyi pek sevmiyorum. Birkaç defa bu hatayı yaptım. Ucuz diye aldım, indirimden aldım. Bir daha bulamam korkusuyla aldım. Küçük numara aldığım terlikler kötü. Şu anda ayağımda Jordan terlik var ve son zamanlarda görüyorsunuz hep bu terliği giyiyorum. Gayet keyifli. Terlikte biraz büyük almak mantıklı olabilir. Tabii en güzeli deneyip almak. İnternetten alınca artık geçmiş tecrübelerinize güvenmeniz gerekiyor. Şimdi şunları şöyle çıkartalım. Oo, evet. Tatlı bir kutu. Bu kutuyu atmak istemedim şu anda. Poşeti bile var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle çıkartayım. Tamamıyla çıkartıyorum. İçi boşaldı. Bakalım neye benzeyecek. Ve Adilet 22. Ama sanki küçük geldi ya. Daha büyüğünü mü alsaydım? Tüh. Vay çok değişikmiş. Hadi tepeye çıkın. Bakalım beraber. Evet terliğimiz bu arkadaşlar. Sanki 3D printer'dan çıkmış gibi değil mi? Gerçekten öyle. Sadece yanında The Brand with Three Stripes kısmı var. Onun dışında topukta bir tane bu gül diyeyim artık veya çiçek gibi olan yine 3 çizgili Adidas logosu. Onun dışında arkadaşlar şöyle çapraz ark altında Originals yazıyor. Yeezy'lerde de burada Yeezy yazardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama şu an kameradan gözükmedi. Şöyle yaparsam evet şu anda gözüktü. Görüyorsunuz. Burada bilgileri olması lazım. Originals Adidas 22 Made in China yazıyor arkadaşlar. İçinde çaprazında. Ekrandan göründüğünden çok daha farklıymış gözle. Şu çizgiyi hiç beğenmedim bu arada. Ekranda bu hiç böyle görünür gibi durmuyor. Yani bu illaki bir makinenin böyle kompres ettiği muhtemelen yukarıdan ve aşağıdan sıcakla bu şekil veriliyor. Fakat hiç de hoş durmuyor yani bu kadar pahalı bir terlikte. Ne kadar derseniz arkadaşlar 1200 lira civarındaydı. Bana da %10 indirim verdi. Öyle olunca kendimi kaybettim. Ben indirimlere gelemiyorum. İçeride de yine etiketimiz mevcut. Hemen buradaki etikete bakalım. Adidas 22 Originals yazıyor. Evet fena değil, güzel. Ayağımda nasıl duracak onu merak ediyorum. Sizce değer mi değmez mi bir terliğe 1200 lira? Yeezy'lere 2000 lira verince bu değer diyorum. Yeezy rahatlığında olmasında da çok beklemiyorum açıkçası. Ama onunla çok kıyaslandı. Bu arada elime de bir şey bulaşmış. Kargoyu açarken muhtemelen bulaştı. Her yerimde var o pislik muhtemelen dediğim gibi. Kargo poşeti çok pisti. Yoksa bunun üstünden mi bulaştı onu da anlayamadım. Hemen ellerimi yıkayıp geliyorum. Öncelikle Yeezy terliklere benziyor mu? Bunu sizlere sorayım. Ben çok fazla benzetemedim. Acaba bundan mı bulaştı ya? Şöyle bir sağa sola bir süreyim. Yok.
paketten bulaşmış muhtemelen. Ben hiç benzetemedim arkadaşlar. Tamamıyla apayrı farklı bir tasarım. Kesinlikle çok yenilikçi ve keyifli buluyorum. Elde nasıl onu sizlere anlatmaya çalışayım. Görselden çok daha farklı. Oldukça sert, öyle aşırı yumuşak yumuşak değil. Yani şurada bastırmaya çalışıyorum. Tabii hafif giriyor ama şuraya bastırmaya çalışınca gayet sert. Çok Yeezy terlik gibi. Pofur pofur değil, Yeezy terlikler hem çok genişti, alanı çok dar olsa da çok genişti terliğin kendisi. Bu gayet normal bir terlik. Ayakta çok anlaşılacak mı? Emin değilim. Bu çizgi 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 tasarım keyifli olmuş, gayet güzel olmuş. Alt tarafına bakalım. Alt tarafında da şöyle delikler var. Bu deliklerin sebebini çok anlayabilmiş değilim. Şurası ise bu makinenin sonlandığı yer. Bu fake'lerde falan yer alıyordu. Yani bu çok hoş olmamış. Bilmiyorum. Şu anda bir hayal kırıklığı yaşadığımı da söyleyebilirim belki. 1200 lira artık çok büyük bir para olmayabilir. Yani ayakkabıların 3000-4000 lira çıktığı bir durumda. Bu tarz resell'e dönüşen bir terlik modeli. 1200 lira çok da niye böyle denecek nokta değil belki. Yok satıyordu arkadaşlar. Yoktu dediğim gibi. Yani yazın ben aradım. Geçen sene çıktı zaten. Bulamadım. Kışın bulunca dedim yaz geliyor. Bir tane daha terliğim olsa fena olmaz. Dışarıda giyebileceğim Yeezy terliğime eş bir terlik olsa fena olmaz dedim ama çok da onun havasını vermedi. Dizayn detayı olarak zaten çok bir şey yok belirttiklerimin dışında. Kendisi ben dizaynım diyor zaten. İzohips miydi? Coğrafya derslerinde görürdük tepeden bir daha baktığınız zaman değil mi? Yükselme durumu. Evet, onu hatırlatıyor. Keyifli güzel, ayağımda nasıl duracak? Ayağıma yakışacak mı? Ona bakayım. Yeezy terlikle de yan yana kıyaslamak da istiyorum. 44 numara biraz sanki küçük, 45 alsaydım. Ama var mıydı emin de değilim. 45,5, 45 küsür vardı. Dedim o da çok büyük olur. O yüzden hani 44-44,5 arası bana ideal olur diye düşünmüştüm. Hadi bakalım ayağımıza giyelim. Ayaktaki hisleri tabii ki daha önemli. Almak isteyenler için de link bırakacağım. Çok fazla indirime girmiyor bence. Çok beklememekte fayda var eğer böyle bir şeyi almak istiyorsanız. 1500 lira, 2000 lira Yeezy terlik gibi çok rahat bu da çıkabilir. Çünkü öyle bir tanıtım oldu. Belki de bilmiyorum. Şu an aklıma o geldi. Kanye acaba bilerek mi böyle tweetler atıyor? Adidas'la anlaşmalı mı bu attığı tweetler? Çünkü onlar sayesinde herkesin ilgisi oraya kayıyor. Aa, acaba neymiş? Ben de bakayım, ben de alayım oluyor. Bu tarz hani reklamın iyisi kötüsü yoktur mantığında da yapılıyor olabilir. Yani yoksa normal Adidas'ın çıkarttığı bir terlikken bir anda resellerler satmaya başladı. Yurt dışındaki siteler 300-400 dolarlara kadar çıktı. Dedim ne oluyoruz yani, bu kadar fena bir terlik miydi? İlk alanlar almıştı. Şu an ben de bulduğum gibi yapıştırdım dediğim gibi. Evet hadi neyse, daha da fazla uzatmadan ayağımıza giyelim. Şu an bahsettiğim Jordan terlikler bunlardı. Gayet keyifli ve memnunum. Şimdi ise şunları bir giyelim bakalım. Evet yeter ki. Uuu tam. Tam oldu. Bu çerçevenin içinde yer aldım. Evet, ilk his olarak fena değil. Ama hiç öyle aman aman da rahat değil. Çok sertmiş ya. Gerçi bu terlikleri de ilk aldığım zaman çok pişman olmuştum arkadaşlar. Ve şu an benim vazgeçilmezim oldu. Ciddi manada çok keyif alıyorum. Çok güzel bir tercih. Jordan Break diye mi geçiyordu? Ne diye geçiyordu? Çok da ismini hatırlayamıyorum. Ama her yerde yer alan bir terlik. Sonra neyse kendi terliğimi eşim giyiyor benim çok. O giydikten sonra ya birkaç gün böyle giyeyim oldum hani. Ondan almayayım terliğimi, baktım rahat etmiş. Hatırlarsanız bende Nike bir tane pofur pofur terlik vardı. Off court diye geçen. Sonra bu Jordan'a geçmiştim. Kaç günden sonra aşırı keyif aldım arkadaşlar. Aşırı hoşuma gitti. Şu anda da bu terlik öyle olur mu acaba düşüncesindeyim. Çok fazla esnemiyor. Yani rahat terlikten sonra yeni terliğe geçmek veya alıştığınız terlikten sonra, yumuşattığınız terlikten sonra yeni terliğe geçmek biraz insanı tuhaf hissettiriyor. Beğenmeyebiliyorsunuz ama zamanla bu yumuşar mı? Onu tam emin olamıyorum. Birkaç gün ben bununla dolaşayım. Nasılmış ondan sonra herhalde söylemem daha mantıklı olur. Bir kullanım sonrası, 30 gün belki bir kullanım sonrası size söyleyebilirim. Ama tam olması hoşuma gitti. Şöyle tepeden de sizlere görüntüsünü çekeyim. Bakın arkada boşluk bile kaldığını söyleyebilirim. 10 numara US 10 almama rağmen önden de gayet normal. Ayağım içeride hafif böyle gidiyor geliyor gibi oluyor. Yani çok aşırı değil ama içeriye çok yapışmıyor. Sol ayağımda daha çok onu hissettim. Evet, tepeden görüntüsü böyle. Ne diyorsunuz sizce? Yakıştı mı? Güzel mi? Parasına değer mi demeyeceğim. Topa tutarsınız. İndirimde bulma imkanım olsa kesinlikle alırdım. Şunları mesela 400 liralara almıştım. Bunlar bile 1000 liralara yaklaştı arkadaşlar. Maalesef ülkenin hali, aldığınızdan pişman olmuyorsunuz. O yüzden hani burada yere gelecek 1200 liraya ne güzel almışsın abi diyeceksiniz diye düşünüyorum. Şu ana kadar tam tersi yaşadığım bir durum olmadı çünkü.
Evet, biraz bunu yumuşatayım. Yeezy havası beklemiyorum demiştim ama yine güzel bir şey bekliyordum. Arkadaşlar bunlardan sonra Yeezy terlik varken onu almak lazım. Bu çok daha altta kalan bir terlik oldu çünkü. Adilet 22. Bilemiyorum. Ne diyorsunuz? Yorumlarınızı göreyim. Yani çok da böyle aman aman fanı olmadım. Hani 1000 lira bunu harcayacağınıza şu an Yeezy'ler ne kadar bilmiyorum ama var mı onu da bilmiyorum. 2-2.5'a ona çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, bu şekildeydi. Çok da fazla zaten ayakkabı gibi bir incelemesi olmuyor. Instagram'dan muhtemelen bunu bildiririm. Nasıl oldu, iyi mi, kötü mü? Evet, biraz böyle bastıkça sanki daha yumuşuyor gibi, daha rahatlaşıyor gibi. Ama tepedeki görüntüsünü pek sevmedim galiba ya arkadaşlar. Tepeden çok terlik terlik durdu. Abi sen de bir alemsin. Ne demek terlik terlik durması diye düşünüyorsanız. Mesela şimdi Jordan'lara geçeyim. Ne demek istediğimi daha belki iyi anlatabilirim. Çok böyle düz bir yapıya sahip. Şimdi buna bakayım. Böyle daha geniş olmasını seviyorum galiba. Yanından, sağından, solundan baktığınız zaman bir böyle korunaklı olmasını seviyorum. Bu çok düz. Ayağımın hemen yanında biten bir yapıya sahip oldu gibi geldi. Bilmiyorum. Şu an çok hoşuma gitmedi herhalde. Kötü taraflarını mı daha çok görüyorum ne? Zamanla buna da alışabilirim belki de. Evet, daha da fazla uzatmadan ben burada çıkışı yapayım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ben de merak ettiğim ürünleri böyle sizlerle alıp incelemek hoşuma gidiyor. Like'larınızı ve yorumlarınızı görmek istiyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dice'ı bugünlük. Ya.